Ben 103 imzacı amiralden birisiydim. Yani amiraller bir duyuru yaptılar Montreux konusunda. Çünkü Montreux biliyorsunuz Lozan'ın mütemmim cüzü, tamamlayıcısı durumundadır. Yani tapumuz gibi Türkiye'nin güvenliği için, Türkiye'nin bekası için, Türkiye'nin çıkarları için vazgeçilemez bir sözleşme. Lozan'ın da tamamlayıcısı. Buna dikkat çekti amiraller. Yani ha ziraat mühendisleri tarım konusunda bir konuya dikkat çekmiş. Ha gazeteciler basın özgürlüğü konusunda bir konuya dikkat çekmiş. Ha amiraller ki bu konuda Türkiye'de en fazla söz söyleme hakkına sahip. Çünkü siz de Montreux'u okuyarak anlayabilirsiniz. Hukukçular da okuyarak anlayabilirsiniz. Ama biz zamanda uygulamasından da geliyoruz. Yani içinden de geliyoruz. Böyle bir duyuru yapıyorlar. Vatanlarına sahip çıkıyorlar. Montreux Sözleşmesi'ne sahip çıkıyorlar. Ve halkta da bir biliyorsunuz bir farkındalık da yarattılar. İktidar esasında bu konuda ödün vermeyi planlıyordu. Geri adım atmak zorunda kaldı. Ama Sayın Meral Akşener burada söylediği sözü tekrar etmek istemiyorum. Çok talihsiz bir beyanda bulundu. Çok üzülmüştüm. Hatta tanıdığım bazı İYİ Parti milletvekillerine de bunu atmıştım. Onlar da tasvip etmediklerini söylemişlerdi. Ve biliyorsunuz hakkımızda dava açıldı. 10 amirale şafak baskını yapıldı. Bir tanesi benim. 8 gün gözaltında kaldım. Vatanıma sahip çıktığım için. Ve yargılama süreci sonunda beraat ettik. Oy birliğiyle beraat ettik. Yani böyle bir suçun olmadığı görüldü. Şimdi Meral Hanım bizden, amirallerin böyle bir beklentisi var biliyor musunuz? Vatansever amiraller, ben de bekliyorum. Bizden özür dilemesini, yani özür dilemek aynı zamanda büyüklüktür. Özür dilemek aynı zamanda vatanına sahip çıkan askerlere de sahibiyet göstermektir. Bilmiyorum, ben sizin aracılığınızla da bunu Meral Hanım'a iletmek istiyorum. Yine kendisine başkan seçildiği için, siz de milletvekili olduğunuz için yürekten başarı dileklerimi sunuyorum. Evet. Çok teşekkür ederim Türker Bey. Hakikaten çok önemli iki konuya temas ettiniz. Ben mesajınızı ileteceğim. Birincisi bu, o günün şartlarında telaffuz edilmiş bu ifadeyle ilgili sizde ortaya çıkan bu kırılganlığı da anlıyorum. Saygıyla karşılıyorum. Çünkü ben de geçtiğimiz günlerde parlamentoda böyle bir konu gündeme geldiğinde çok daha sert bir tepki verdim ve AKP'li milletvekilleriyle ciddi bir tartışma yaşadık ve birleşime ara verildi. Ergenekon davasında 12 yıl sürgünde yaşamış ve hiçbir günah kabahati olmadığı halde büyük eziyetlere maruz kalmış bir kişiyim ve sizi gayet iyi anlıyorum. Samimiyetimle ifade ediyorum. Mesajınızı ileteceğim.